Merhaba arkadaşlar. Daha önce bir derste Vex'te, Vex kullanarak daha doğrusu bu tarz Golden Ratio'ları yaratmayı görmüştük. Şimdi bir de bunu Python'la yapmak aklıma geldi. Python'da tabii daha hızlı, daha kolay. Çünkü birçok parametreyi ya da matematik fonksiyonlarını içerisinde barındırdığı için. Yani bu kadar yazmadan birçok matematik parametresini içinde barındırarak biz zaten Python'da kullanacağız. Ama burada da geçtiği gibi radiusumuz, tetamız, sinüsümüz, kosinüsümüz bunlar bize lazım olacak. Bunları kullanacağız. Bir adet geometri modu attım. İçine bir tane de ne yazdım? Bir tane de Python atıyorum. Şimdi zaten kendi otomatik parametresiyle geliyor geometri who nodu. Şimdi biz Vex'te yazarken birçok şeyi kendimiz belirttik. İşte radius'u nedir, tetası nedir, işte karesi nedir gibi bunların birçok şeyini kendimiz belirttik. Ama Python'da zaten bir matematik fonksiyonu olduğu için direkt matematik olarak çekebiliyoruz. Diyeceğim ki from math import, yani matematikten içeri import et. Ne edelim? Bana bir radians lazım. Karesi lazım. Sinüs lazım, kosinüs lazım. Şimdi 3 tane değer oluşturacağım burada. Bir tanesi num points. Bu kaç tane point'ten oluşturacağımızı belirleyecek. 1000 diyelim. Bir açı oluşturacağım. Buna da 137.5 diyelim. Genelde Golden Ratio'ya en yakın değerlerden bir tanesi. Ve C value. Bu bizim C value bizim genişliğimiz olacak aslında. Ben buna circle value'nun kısaltımı olarak kullanıyorum. Yani circle'ımız sonuçta bir yuvarlak oluşturacağı için bu circle'ımızın ne kadar büyük olacağını ayarlayacak bize. Ve bunun için bir for loop yazmamız lazım ki bu for loop her bir point için bu işlemi yapıp bir şeylerle çarpılıp bir sonraki noktayı başka bir yere koyması gerekiyor ki elimizde böyle bir point datamız olabilsin. Klasik her örnekte olduğu için for i in diyeceğim. Bu i aslında bizim for loop'umuzun değeri, attribute'u diyeyim. Bu dönemdeki. Bunu istediğin isim verebilirsin ama hep bütün yazılım örneklerinde for i in olarak geçtiği için ben de öyle devam edeceğim. Yoksa bir özelliği yok yani. Diyelim ki range'imiz diyelim buna. Num points. Şimdi loop'umuzu başlatacağım. İlk önce bir theta belirleyeceğim. Ve buna da diyeceğim ki radians her bir i için çarpı angle. Okey. Şimdi sanki şurada bir yanlış yazdık gibi. Radians, evet. Benim x, y, z datalarımı belirlemem lazım ki bu pointler belli bir dataya göre bir position olsun, pozisyonları belirlensin. Ama y de istemiyorum, işte 2D bir data üzerinde olsun istiyorum. O yüzden sadece x ve z'ye vereceğim. Diyeceğim ki x circle value, yani ne kadar genişliği olacağını belirtelim. Skirt i'nin karesi çarpı kosinüs theta. Yani theta'nın kosinüsü. Theta'yı da yukarıda belirttik zaten. Aynısını z için yazacağım. Bir şey değiştirmeden. Skirt i'si diyeceğim. Ama bu sefer sinüs kullanacağım. Çünkü yuvarlak oluşturmak için x sinüsse z kosinüs olması lazım. Ya da tam tersi. Böylelikle çünkü bu değerler eksi 1 ve 1 arasına gidip geldiği için böylelikle bir circle daire oluşturabiliriz. Y'mizi de belirtelim. 0 diyelim. Y'mize de. Şimdi bu pointleri belli bir pozisyona göre dizmem gerekiyor ya. Ben buraya bir position belirleyeceğim. Ve buna da diyeceğim ki işte x, y ve z'den al bu dataları. Yani x'in pozisyonu her zaman x, y'nin pozisyonu her zaman y ve z'nin pozisyonu her zaman z'den alacak yukarıdaki. Şimdi pointlerimizi yaratalım. Point dedim ki geo create point. Bana bir point oluştur. Ama bu pointleri neye göre position'la? Point dedim set position
Bunu da yukarıdaki position datasından al. Enter'ladım ve pointlerimiz burada oluştu. Bu şekilde. Şimdi ben buradan bu rakamlarla oynadığım zaman bana pointlerimi değiştirecek. Mesela bunu daha da küçük yapabilirsin. Yani buraya çok point koyarsan büyüyecek. O zaman bunu da küçültmen lazım ki daha küçük bir alanda kaplasın. Circle genişliğimiz o aslında. Burada da zaten kaç derecelik bir açıyla artık oluştursun. Bunlara daha acayip numaralar yazarsanız daha farklı şekiller alırsınız. Mesela 751 yaparsam bam, alakasız bir şey olacak yani. Gibi. Bunları da böyle kullanabiliriz. Bu da yine Python üzerine çok ufak, basit, hızlı, küçük bir ders daha olsun diyelim ve görüşmek üzere.